Kendisi çıkacağız. Fışkırtı var. Ciğerlerimle belli. Pislikte var. Kulağının dibinde uçuşan sivrisinekler belli. Fışkırtı var. Kulağına bak. Kaşıntı geçiriyor kollarından geçerken. Full doldurmuşlar. İşte birisi burada. Birikleri de burada. Demek ki bir pislik var. Bu yüzden bunları kaldırmalıyım. Sinek toplamadan. Sinek de burada. Buraya bakın, o kadar ishal ki kaldırması imkansız neredeyse. Yılmaz Bey, yine bok saldırdım. Kesin şu bok saldırısını ha. Şu bok saldırısını keser misiniz? Olur, kesersin değil mi? Vay canına. Sülalem buna izin verecek mi? Doktor Ekim Özdemir falan. Verirsen söylerim, verir. Ben kesireceğim. Ya sabah yine kaldırdım. Kaldırdım mı? Keşke bana söyleseydin de beraber. Aa, vay canına, beraber kaldıracağız. Vallahi de kaldırırım değil mi? Onları ben gözlerimle gördüm. Siz böyle çiple yönetir gibi gönderiyordunuz önünden sıçmağı oraya. Öyle mi? İnadına. Söyle. Ha? Yeni belediyeden gelmiştim şikayetten. Kızların balkonla gülüşerek gönderiyordu onları teker teker. 20'ye yakın kedi tam oraya sıçmağı. Sen bana... Belli ki gönderiyorsunuz sıçmağı yani istediğiniz gibi, istediğiniz gibi kontrol ediyorsunuz. Sen bana bunları söyle, ben götür, ben temizleyeyim. Hayır, oraya sıçtırma. Söyle şeylerine, kızlarına ayarlasın, oraya sıçmasınlar. Gitsinler, tamam. Büyülerini başka yerde yapsınlar. Tamam, tamam mı? Tamam abi. Tamam. Sen ne nasıl istiyorsan ben öyle yapacağım. Tamam. Öyle diyorsun, öyle diyorsun. Hayır. Ya, ha? Başta da ilk başta başladığımda da dedim, ben çağır beni, pislikleri kaldıracağım. Çağırıyoruz, yok. Biz akşama kadar sinek yiyeceğiz değil mi? Tamam, sen söyle, ben yapayım var. Sen söyle, ben yapayım. Başka daha ne yapayım, ne söyleyeyim sana? Belediyeye gittim, burayı dedim, ilaçlayın dedim. İlaç ne yardım edecek, onların boklarından çıkıyor biliyorsun. Bana mı anlatıyor, sizin aile şirketinizi çözdün lan be? Ha? İnsanlara bastır öyle, sonra tezgaha düşür saldırdığın insanlarla, akademisyenlerle falan. Doktor raporu hazır, aynı doktor Hekim Özdemir örneği, doktor raporunuz hazır, hafif bir tane vurdum neymiş, kafatası çatla. Ha? Tamam kardeşim, tamam. Ben bu işleri öğrendim artık. Sen, keşke herkes senin gibi olsa. Senin gibi hastası olsa kardeşim, keşke herkes. İnan, kesiyorsunuz şu bok saldırısını, büyü saldırısını, tamam mı? Hastanelere de saldırmayın, bebek hastanesi orası be, yazıktır bebeklere. Şimdi her şeyin doğru, vay vay vay. Dünden tamamen tersine döndü. Şuraya bakın, beyaz noktalar burada. Beyaz noktalar orada, sinekler de burada. İki çeşit. Biri sarı, biri siyah, hepsi siyah. Bakın, şu beyaz şeylere sevmişler şimdi buraya. Onu daha önce evdeki komşumun önüne gördük. Adama bak, bana söyleseydin diyor, kaldırın, vay 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 vay. Böyle bir şeytanlık var mı be? Yanlış da söyledim. O belediyeden geldiğim şey, yandaki Orhan Seyfi Orhan'ın tohumların balkonda alay ettiği şeydi. Onun gönderdikleri polise gittiğimden sonra. Polise gittim, hazır bekliyorlar burada tezgahlarla. Teker teker gönderiyorlar böyle. Çıkma kalsın. Bir şey yaptım, pat pat uygun adımlar. En önlerinde liderleri gibi o hayvanın Zeynep, iki tane Rottweiler'le.
doğrulur buraya askerini bir sonra. Neymiş bir şey atmışım da beni mahkemeye verecekmiş. O hayvanat Zeynep belli bunların giderleri. Hayvanların çirkefçe suratıma sürüyordu böyle ısıracaklarmış gibi. Beni korkutacak ya. Hayvanat Zeynep. Şimdi nerede gördün? Finans Bank. Oranın patronu gibi gidiyor içeri. O şehirdeki tüm hayvanların dağılmasından sorumlu ve buraya da tabii ki. Eminim şu gelen makinenin sorumlusu o. Zaten ben bir şey anlamıyorum ya. Her gün bu şeyleri yayınlıyorum. Bir işlem yok. Adalet savunucusu mu bunlar? Yoksa Deccal'in savunucusu mu? Bir de cahil komşu gelmiş, neymiş, böcek yakalıyormuşlar falan da yaranlıymışlar. Alo komşu, cahil komşu, karını kanser eden bunlar. Acaba hiç hatırlamıyor musun 10 sene önce burası kaynarken kedi? Kedi kaynıyordu etraf. Bu sinek sinek. Evin içi de kaynıyordu böcek. Kara fatmalar, şunlar bunlar. Buzdolabında yaşayan böcekler bile. Bunu ne çabuk unuttun seni cahil. Semir Bey, unuttum söyleyeyim şu cepheye saldıranları da durdur ha. Şu cepheye saldıran kullarını da durdur. Buraya sıçıyorlar, 3 kişi kaldırdım. Tasmalılar gönderdiğiniz. Aynı şirket belli. Beni bir daha mahkemeye şuraya buraya düşüremeyeceksiniz. Ses edin bunu ha. Sıçmasınlar etrafımıza be. Ne bu sinek üretimi be. Bir de insanları da kandırmışsınız. Neymiş böcek möcek yiyormuşlar falan filan da yararlıymışlar. Bana doğru şişiriyorsunuz bu hayvanları. Ha? Böcekleri yiyormuş, yok ediyormuş. Ben biliyorum gözlerimle kendim gördüm, çektim. Böcek varsa hepsi onların pisliğinden çıkmıştır. Bunu sen ne biliyorsun? Böcek yemez değil mi onlar? Yok, biliyorum, ben de biliyorum. Böceği yiyen tek kuşlar. O insanları nasıl şişirdiğiniz belli. Cahil insanları öyle şişiriyorsunuz. Daha önce de yaşadık. Öteki komşu geldi penceremden göndermişler. Ya ama o kedileri yok olursa diyor burası fare kaynar. Ve iki gün sonra fare bilgilerini burada. İki gün sonra her gün ne zaman tencereyi alsam fışt koşuyor. Ne zaman balkona çıksam fışt koşuyor. Kumandaya bakan asıl böcek yemez onlar. Yiyorlar böyle lup lup çiğ çiğ böyle yutarak. Yiyorlar yumurtalarıyla beraber sıçıyorlar sonra darmalarıyla beraber. Yaptıkları bu. Ondan sonra çadır kızların ve veteriner sülalem çok iyi biliyor, çok iyi. Evet, Özdemir Bey, bunu hatırlıyor muyuz? Ben bu şeylere başladığım zaman, kedi otlarını keşfettiğim zaman, bütün sinek gibi sineklerin oradan çıktı. Yok etmeye başlayınca, siz Antalya'dasınız. Ve anamın telefonunu bulup, telefon ettiğiniz anama. Bunun için şikayete gittik biz. Tehdit falan var diye, hakaret. Ne demiştiniz telefona anneme küfürler savurarak? Al oğlunu içeri yatır yoksa biz icabına bakacağız. Tam olarak yaptığınız şey bu oldu ya. Güce bak be. Hı? Altı dağla tezcanlarla. Bu hastanesine bir ay. Tam olarak yaptınız ya. Vay be, güce yönetime bak sen be. Vay ya. Beşim mi başladılar?
beslenirler.